örgümüze başlayalım. Bundan önceki videoyu seyretmiş olmalısınız ki bu videoya giriş yapabilmek için. Dediğim gibi ilmek sayılarını artık dikkate almıyorsunuz. Ben sadece bağlantı noktalarını göstereceğim sizlere. Detaylı anlatımını bir önceki videoda zaten sizler için hazırlamıştım. Şimdi modelin duruşunu göstereceğim artık sizlere. Bildiğiniz gibi İlk ilmeğimizi her zaman için ne yapıyorduk? Düz ilmek olarak, ters ilmek olarak alıp örgümüze devam ediyorduk. Şimdi iki tane ters ilmeğimi çalışıyorum ben. Tekrardan bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bir tane ters ilmeğim. Bir tane düz ilmeğim. Bir tane ters ilmeğim. Bir tane düz ilmeğim ve 3 tane ters ilmeği. Böylelikle ön patın 11 ilmeklik alanını bitirmiş oluyorum. Bu arka yüzde bu arada çok güzel bir şekilde ipimi de içten geçirmişim. Şu şekilde yapalım artık. 3 tane ters ilmeğimi hemen örüyorum. Şimdi benim modelime göre ters ilmeklerle başlıyorum ben. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmek öreceğim. Sizdeki farklı olabilir. Dediğim gibi herkesin artık bu sıraları birbirinden farklı. Bakın normal işlemi yapıyorum. Herhangi bir işlem yapmadan evvel ters ilmeğimi çalıştıktan sonra devamında benim sıramda bir tane düz ilmeğim var. Bir tane ters ilmeğim var. Şurada Şuradaki ilmeklerin ters ilmeklerim doğru devam ediyorum artık. Ta ki kol altındaki ilmek ekleme bölümüme kadar bütün ilmeklerimin gelişini örüyorum. Çünkü e, arka sıralarda biliyorsunuz ilmeklerimizin gelişini örüyorduk. E, dediğim gibi bu kısımda hırkanızı genişletmek, elinizde basen kısmına oturan kısmınızı genişletmek elinizde. Lütfen örgünüzün gelişine bakın. Hani büyük resme bakın ilmeklere değil de hani küçük ilmeklere değil de örgünüzün gelişine baktığınız zaman zaten size ne yapacak ee, çok güzel bir şekilde yönlendirecek örgümüz. Şimdi neredeyse benim ilmeklerim bitmek üzere bir tane düz ilmeğim var. Onu da çalışayım hemen. Burada yapacağım işlem çok basit. İlmek ekleyeceğim ve örgüme devam edeceğim. Diğer tarafa da bakacağım. Orada da kaç ilmek ihtiyacım var? Muhtemelen aynısı denk gelecek. Çünkü aynı yerlerde e, şey yapmış durumdayım. Bırakmış durumdayım. Sizlerde de fazla ya da eksik gelirse lütfen bu aşamada buradaki arttırmış olduğunuz ilmek sayısıyla aynı arttırımı yapın. Bakın benim söylemiştim sizlere 4 tane ilmek eklemem gerekiyor. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi ekledim. Artık ne yapıyorum? Örgümün devamına geçiyorum. Şuradan ipimizi de düzeltelim. Angora olduğu için e, koparttık biliyorsunuz. Buradaki iplerimizi ne yapacağız? Şöyle hafiften yürütmemiz gerekiyor. Buna da dikkat edin. Şimdi ters örgü düz örgüm pardon düz örgümle devam edeceğim ben. Tekrardan ters örgüme geçeceğim. Dediğim gibi diğer kolda da aynısını yapacaksınız siz. Önemli olan sayıları net bilmek. Zaten bundan sonrası hep kolay gelecek daha evvelki hazırlık videolarını çalışmış olmanız gerekiyor biliyorsunuz. O hazırlık videolarını aslında düz kısmının nasıl örüldüğünü daha net anlattım ben sizlere. Çünkü bu aşamadan sonra örgünüze herhangi bir ilmek atımı eksiltmesi yapmayacaksınız. Model kendi içerisinde büyüyüp küçülecek ama sizler ekstradan sağdan ve soldan ilmek azaltımı yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ara ara ne yapabilirsiniz acemi arkadaşlar? ilmeklerinizi sayın lütfen baştaki ve sondaki iki ilmeği hiçbir zaman baz almayın her zaman için biz üçüncü ilmekten itibaren modelinizi kurup ya da bozun Bunlara çok çok dikkat edin. Dediğim gibi kol kısmının zaten ilmek alışlarını sizlere göstereceğim Allah kısmet ederse orada herhangi bir problemimiz yok Bundan sonraki aşamada istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz arkadaşlar. Uzun bir hırka, basen altına inen bir hırka ona dikkat etmenizde fayda var. Krop bir hırka isteyebilirsiniz. Tabi tercih sizin. Ama dediğim gibi modelin aslına sahip çıkaraktan devam edeceğiz biz örgümüzde. Bakın hep gelişine hareket ediyorum artık. Şu şekilde. Diğer kola bakın neredeyse gelmek üzereyim. Misinalı şişi zaten o yüzden kullandık biliyorsunuz. Şöyle alalım. Sizlerle örgü örmek gerçekten çok çok zevkli. Ee, dediğim gibi çok çok takıldığınız noktada ne yapabilirsiniz? Buraya yorumu yazın, tamam mı? Ona göre buradan eğer yanıt yanıtlayamayacağımız durum varsa instagram ya da facebook hesaplarımdan dönüş yapabilirsiniz bana ama öncelikle yorumlarınız lütfen burası da olsun çünkü buradaki yorumlarınız gerçekten benim için çok çok önemli youtube çünkü bunlara da bakıyor bizim için ve biliyorsunuz asıl yerim benim burası diğer taraflar youtube'a yardımcı olan yerler öyle diyeyim ee, şöyle ilerleyen günlerde daha farklı projelerimiz var biliyorsunuz beni eğer diğer yerlerden de takip ediyorsanız e, bu ve bunun gibi daha zor hırkalarımız kazaklarımız olacak ön hazırlık videolarına lütfen bakın her zaman için onları e, özellikle Ön çalışmalarını veriyorum ki sizlere acemiliğinizi çıkartın ve modele ondan sonra giriş yapın ki gerçekten sizler için çok çok faydalı oluyor. Çünkü videoların arasında bazen üstüne basa basa söylediklerimi yorumlarda karşıma çıkıyor. Hani ben bunu ne yapacağım? Halbuki ben onu belki 50 videonun 50'sinde de söyledim. Hani ne yapmanız gerektiğini ama bazen muhtemelen atlanabiliyor. Lütfen dikkatli dinlemenize fayda var. Bakın diğer kol'a geldim ben. Diğer kol için de aynı işlemi yapacağım çünkü öncesinde bir kontrolümü yapmıştım. Dört tane ilmeğimi atıyorum buraya hemen şu şekilde. Dört tane ilmeğimden sonra şuradaki alanımı da artık ne yapacağım? Getireceğim ki kol altını çalışacağım. Uzun ilmekler bıraktım bilerek. <laughs> Şuradaki kısmı çalışırken hemen şuradaki ipimden düğüm yapmadan ne yapıyorum yürütüyorum. Şimdi şöyle benim bu sıram neredeyse bitmiş olacak. Ondan sonraki sırada zaten onu da göstereceğim sizlere normal gelişine artık hep gelişini öreceğiz arkadaşlar her zaman için örgümüzün gelişini, modelimizi kuracağız, bozacağız, kuracağız, bozacağız. Tekrar artık sürekli bir tekrar. Tabi bu tekrarlar geniş sıralı tekrarlar. Hep iki sıra üstüne tekrar olmadığı için zaten kafanız karışıyor sizlerin de. Bakın bu sırayı bitirelim. Kısmet olursa sizlerle beraber. Bu arada benimle beraber eğer böyle ince bir ee, İp ile kalın bir şiş ile örmeyi tercih eden arkadaşlar şuna çok çok dikkat etmeliler beden kısmının kol altının çalışmasını onlar daha erken bitirecekler ben biliyorsunuz annem için planlamıştım sağ olsun anneciğim hani tüylü ipler aslı ben ne yapacağım yiyemem ne yaparım dedi onun seni farklı bir e, tüysüz bölüme değiştirdik bunu satışa çıkartıyorum o yüzden e, kısmet olursa sahibi olursa talibi olursa buyurup bizlerden alabilirler onunkini tüysüz bir itten tercih edeceğiz Allah kısmet ederse e, hırkanın siparişini alıyor musunuz diye soran arkadaşlarım var evet alıyorum instagram hesabımdan ulaşmanız gerekiyor Peşin çalışıyorum arkadaşlar sıraya alıyorum ve ona göre sizlere e, ulaştırıyorum buna dikkat etmenizde fayda var bunun dışında yeni projelerimiz olacak ve e, sizlerle beraber çok güzel örgüler öreceğiz kısmeti olursa e, yaz kış örmeye devam e, zaman olur yazlıkları yazlıklarda örürüz ya da kış için hazırlık yaparız ona zaman karar verecek Şimdi ben bu sıramı bakın bitirdim neredeyse ve kol altını altında şöylelikle bütün çalışmış oldum. Şöyle getireyim. Bakın, komple birleşti. Şimdi diğer videomuzda ön kısmını sizlerle beraber çalışalım. Özellikle bakın e, iplerimin renklerini de denk getiriyorum ki yukarıda. E, sekronize olmuş gibi ne yapacak aşağısı da aynı şekilde gelecek. Bu türlü evroli ipler kullandığınız zaman dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi bu buradaki Şuradaki görmüş olduğunuz yani şu kadarlık alan aslında bu modelin bu ipin sekronizasyonunu gösteriyor. Bu sekronizasyonu bozmamak için ne yapmanız lazım Aşağıdaki yerlere de aynı dokuyu kullanmanız gerekiyor. Normalden fazla ip gidebilir mi? Evet gidebilir. Çünkü ne yapacaksınız? İster istemez e, kopartmanız gerekebilecek. Şuradaki alanı oturtdurabilmeniz için, denk gelebilmesi için. Aksi takdirde daha ince düşecektir. Ve bu da e, göze hoş gelmeyecektir. Kalın ince, kalın ince şeklinde. Şimdilik benden bu kadar. Ön yüze görüşelim arkadaşlar.